Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi problemler kısmındaki ikinci bölümle ilgili örneklerimize bakacağız. Yüzde problemleriyle başlangıç yapıyoruz. Biraz daha mı zor? Biraz daha zor değil de geniş kapsamlı. Yüzde problemlerin farklı alt başlıkları da var. Aslında yüzdelik değerleri hesaplamayı çoğunuz biliyorsunuz. Örneğin Engin Hocam, 80 sayısının %30'u kaçtır? 80 sayısının %30'u. Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, yani 24'tür. Peki 80 sayısının %40 fazlası kaçtır? 80'in %40'ını alıyorum. 2 tane sıfır attım, 32, ama cevabım bu değil. Siz 80'in %40 fazlasını sordunuz bana. Yani cevap 112'dir. Burada özel bir yöntem olarak 80'in %40 fazlası soruluyorsa 80'i direkt 140/100 ile çarpabilirsiniz. Çünkü %100 kendisi var, %40 da fazlası var. Toplamda %140'ı yapar. Gerçekten de işlemi sonuçlandırdığımızda yine 112 değerini elde ediyoruz. Aynı şekilde 70 sayısının %30 eksiği mi soruluyor? %100 kendisinden %30'unu çıkartırsam %70'i kalır şeklinde düşünüp 70/100 ile çarparak da %30 eksiğini ne yapabilirim? Bulabilirim. %30'u 10 olan sayı kaçtır? %30'u 10. Burada bilinmeyen ne olarak gelmiş? Sayımızı bilmiyoruz. Hı hı. Sayımızı bilmiyoruz ama bu sayımızın %30'unun 10 olduğunu biliyoruz. Bu işlemi yapacaksınız sadece. Biz burada %10 olduğumuz için sayı 100 değil, x değil, 100x almayı tercih ettiğimiz dönemler olacak. Ya da 800'ün yüzde kaçı 25'tir? 800'ün yüzde kaçı 25'tir. Tak, işlem bu. Peki. Şimdi yüzde problemlerini kar ve zararlarda çok sık kullanıyoruz. Burada hani 9. sınıfsınız, bazı kavramları bilmeyebilirsiniz. Maliyet bir ürünü kasaya getirene kadar mal olan fiyatıdır, markette raflara koyana kadar. Etiket fiyatı da hani orada etiketlere, mağazalara gittiğiniz alışveriş merkezlerine etiket fiyatı 90 yazar. Sonra bir çizik atar, 89.9 lira yazar, indirim yapmışlardır. Bu etiket fiyatıdır. Bu da satış fiyatıdır. Çünkü satış fiyatı bazen etiket fiyatının altında olabiliyor, fiyatlarda indirim yapıldığı için. Kar ise maliyetle satış fiyatı arasındaki o marjdır. Oraya biz kar diyoruz sevgili arkadaşlar. İskonto ve indirim hemen hemen aynı şeylerdir. Enflasyon. Komisyon daha farklı. Komisyon aracıya verilen, genellikle belli sektörlerde olan bir kavramdır. Nedir mesela? Emlakçılar bir evin satışında %1 komisyon alırlar. Gibi. Evin fiyatının %1'ini de bize ödeyeceksin gibi. Enflasyon, devalüasyon, bunlar daha çok üzülüyorum, TYT, AYT'de göreceğiniz kavramlar. Fiyatların ani şekilde yükselmesi ya da paranın aniden değer kaybetmesi gibi, biraz daha ekonomiyle evet, alakalı. İlk önce bu kar zararlarla ilgili işlemlerimize başlayalım. Farklı yöntemler kullanalım. Hı hı. Birinci yöntem. %25 kar ile 150 TL'ye satılan bir ürün kaç TL'ye kar edilmiştir? Yani %25 kar ile, sizin ifadeniz ettiğiniz cümleyi kullanıyorum. %25 kar ile demek 125x demektir. 125x'i 50 ise ne kadar kar edilir? 25x kar edilmişti. Ne kadardır? Bu birinci yöntem. Bu bunun kaçta kaçı? 5/1'i. Bu bunun kaçta kaç olacak? 5/1'i. Mesela bir kere ben bu şekilde bir 30 bulabilirim. Hı hı. Mala 100x diyelim. Onu ya dedik zaten. Siz başka yöntemle kullanmak ister misiniz? Var mı yöntem, yani yapalım? Yani klasik şuradaki yöntemle yapacağım. Ben ürünün fiyatını x diyorum. Hı hı. 125 karlı fiyatı 125/100 ile çarparım. 150'ye eşitlerim. %25 karlı fiyatı bu. 25/5, 25/4. 5x eşittir 600'den, x eşittir 150. Demek ki bu ürünün fiyatı, maliyeti 150 ama %25 kar ile satılıyor diyor. Pardon, bu arada bir hatam var. 600'ü 5'e böl, 120, özür diliyorum. %25 kar ile diyor. O zaman 120'nin %25'ini bulacağım. 4'te 1'i. 4, o da 30 olacaktır. Şunları yapsınlar değil mi? İşte %25 demek 4'te 1, %50 demek yarısı. Tabii böyle yapmasınlar da hesabı yapsınlar. %45'te 2. Satış fiyatı %75 karla belirlenmiş bir ürüne etiket fiyatı üzerinden %40 indirim yapılırsa. Aslında şunu etiket fiyatı demek daha doğru olacak o zaman. Evet. Etiket fiyatı %75 karla belirlenmiş bir ürüne etiket fiyatı üzerinden %40 indirim yapılırsa son durumda maliyete göre yüzde kar oranı yüzde kaç kar vardır? Sevgili arkadaşlar, burada şunu düşünün. Eğer size herhangi bir fiyat vermediyse bu ürünün başlangıç fiyatını
100 lira olarak alabilirsiniz. Ve diyor ki etiket fiyatı %75 karla belirlenmiş. Şimdi 100 lirayı neden seçtik biz? 100'ün %75'ini bulmak çok kolay. 75. O zaman buna 75 lira da kar eklemiş. Etiket fiyatı 175 olmuş. Şimdi bu adam diyor ki %40 indirim yapacağım. Ama etiket fiyatı üzerinden. Hadi %75'in %40'ını bulup çıkartalım. Bir sıfır gider. 2'ye böl 2, 2'ye böl 5. 35. 70. 70 lira indirim yapacak. 175 liradan 70 lira indirim yaparsa 105 liraya satacak. Bu ürünün maliyeti 100 liraydı. Demek ki 5 lira. Yani %5 karımız var. Güzel. Ben de şurada animasyon yaptım. Buyur. 3 tanesini 2 liradan almış. Sevaplarını okudum var ya. Tamam. Çorapları. 10 tanesini 16'dan satmış. Hı hı. 196 TL'de kar etmiş. Acaba kaç çoraptan yapmış bunu? Hı hı. 3 tanesini 2 liradan aldım. Hı hı. 10 tanesini 16'dan sattım. Şimdi burada bence bunları eşitleyelim. Bunu 10'la çarp. 30 olması için bunu 10'la çarpayım Mehmet. Evet. O zaman bunu da 3'le çarpayım. Baştan yapıyorum şimdi. Hı. 30 tanesini kaç aldım? 20'ye. 20 liraya aldım. 30 tanesini kaçı sattım? 48 liraya sattım. 30 tanesinde hatta yazıyorum. 30 tanesinde kaç para kazandım? 28 lira kazandım. Peki kaç para kazanmak istiyorum? 196. 28 TL'yi 30 tane kazanan ben 196 TL'yi kazanmak için kaç tane satmam lazım? Bu bunun kaç katı? Katı mı? 6, 8, 8 desek 160, 64, 7 desek evet 7 katı. 7 katı mı? Hı-hı. Teşekkür ederim. Bu da bunun 7 katı olacak. Yani 210 tane satmam gerekiyor. Evet güzel. Şimdi bunu kar zarar mantığını öğretmek için farklı bir teknikle çözeceğim. Şimdi arkadaşlar satış fiyatından maliyeti ya da alış fiyatı diğer adıyla genellikle eşit olur. Çıkardığınızda neyi bulacaksınız? Kar. Kârı bulacaksınız. 3 tanesini 2 liradan aldıysa bir tanesinin alış fiyatı 2 bölü 3'tür. Tamam. 3 tanesini 2 liraya aldıysa bir tanesi 2'yi 3'e bölersiniz 3 adede. Şimdi 10 tanesini 16 liradan sattıysa 16 bölü 10 da bir tanesinin satış fiyatı. Aradaki fark bize kârı verecek. Bunu adetle çarparsam toplam kârı yani 196'yı bulacağım. Bakın. Satış fiyatı eksi alış fiyatı. Bir tane için diyorum bunu. Kar. Kar çarpı adet toplam kar. Buradan adet. 48 eksi 20. 28 bölü 30 eşittir 196. 7. 210 adet oldu. Bayağı iyi. Çıkacak. Bayağı iyi. Aslında bu yöntemi göstermeme çok da gerek yoktu. Sadece satış fiyatı eksi alış fiyatı çarpı adet toplam kar mantığını göstermek için yaptım. Bir toptancı markette makarna barı uygulanan %30 indirim satış oranını %40 arttırmıştır. Buna göre toptancının kasasına giren para miktarı aşağıdakilerden yani hangi oranda değişmiştir? Ben şöyle yapıyorum. Bu markette 10 tane makarna olsun. Ve tanesini 10 liradan satsın. Anlaştık mı? Hı hı. 10 tane makarna var. Tanesini 10 liradan satıyorsa günlük kasasına ne kadar para girer? 100 lira. Şimdi bu 100 liradaki değişime bakacağım. Bu adam fiyatlarda %30 indirim uyguluyor. 10 liradan değil, onu %30 indirin 7 liradan satıyor. %40 satışlar artıyor. Yani 10 tane değil, onun %40 fazlası 14'tür. 14 tane satıyor. Çarpın 98. 100 liradan 98 liraya düştüyse %2 azalmıştır diyebiliriz. Daha çok satıyor ama fiyatı düşürdü. Zararda şu anda. Aslında zararda değil. Belki de bu hamleyi yapmasa hiç müşteri gelmeyecek. O da var. Ayşe Manadan tanesi 75 kuruştan 10 tane portakal aldı. 75 kere 10 ne kadar yapar? 750. 750 demek ne kadardır? 7,5 TL. Hı-hı. Doğru mu? 7,5 TL'ye sabah sabah ben portakal aldım. Hı-hı. Eve geldim ve bazılarının çürük olduğunu fark ettim. Kalan portakalların maliyeti 1.25 TL yükseldiğini hesaplayan Ayşe kaç portakalı çürük saymıştır? Portakal tanesi 1.25 liraya geliyor. Halbuki biz 7.5 lira dedik. 1.25 liraya geliyorsa tanesi kaç portakal sağlamdır şu anda? Bölmemiz lazım. Bölelim. Buyurun. 7,5 virgülü bölme yapamıyorsun değil mi? Evet yapamıyorum. 1,25. Şuna bir sıfır ekleyin. Virgülü görmezden gelin. 750'yi 125'e böleceğiz. 4, 5, 6 sefer mi vardır? Evet.
6 sefer vardır 750 yapıyor. Tam 0. Demek ki 6 portakal kalmış. 10 Demek tane vardı. 4 portakal çürümüş. Güzel. Yaş mısır kurutulduğunda ağırlığının %30'unu kaybetmekte. Kuru mısır patlatıldığında ağırlığının %5'ini kaybetmekte. Buna göre 1350 gram patlamış mısır elde. Hah, işte burada az önce verdiğim teknik var ya, burada çok güzel işe yarıyor. Şimdi yaş mısır kaç kilogram yaş mısır diyor. X kilogram yaş mısır gereksin. Önce bunu kurutacağım mı? Ağırlığının %30'unu kaybedecek. %70'i kalacak. Hı hı. Şu anda kalan ağırlık bu. Hı hı. Ancak bu da patlatılınca %5'ini kaybediyor. %95'i kalacak. Bitti. İşte bu 1350 grama eşitmiş. Bir sıfır gider. 95, 135, şu şunu kaç katı? 15 katı. Yok, amma salladım ha. Ben sadeleştirmeyi sevmiyorum. 5'e bölelim şunu. 19, 5'e bölelim 20. X çarpı 7 çarpı 19 bölü 200 eşittir 1350. 1350 7'ye bölersek, 135'i 7'ye bölersen kaç olur? 25 mi? 25. 25 değil. 25 ya. 1300 korkun necele faydası yok arkadaşlar. 7'ye böl. Yok, 135 7'ye böl. 7'ye böl. Bir kere var 7. 65 bölünmüyor. 8 kere de 50. 9 kere de 63 bölünmez. Bölünmez. O zaman şöyle yapalım. 1350. 19'a bölünür belki de. Bir yerde bir işlem hatam var mı? Ben... Kuru mısır patlatıldığında ise ağırlığının %5'ini kaybediyor. %70, %5. Buna göre 1350 gram patlamış. Şöyle yapalım mı? X bölünmüyor. Şöyle yapalım. Hesapla bakayım. 1350 ile 200'ü çarpıp 70, 63, 133'e bölelim. Yani 1300, evet, buradaki hata, özür diliyorum. Ben hatayı şimdi fark ettim. Muhtemelen şurası 1330 arkadaşlar. Yazarken bizim Koray yazıyor ya soruları. Hmm. Muhtemelen orada ufak bir hata yapmış. Şurası 1330 olacak. 1330 olduğunda 7 ile 19'u çarptığımızda 133 oluyor. 70, 63, 133. Evet, o zaman tam bölünüyor. Hop, 2000 gram olacak o zaman cevap. Burayı 133 alırsak. Peki şimdi şuradan yapalım. Daha yapalım. Halkın çözümü olsun. Tamam. Elimde 100x gram yaş mısır var. Tamam. Kuruttum bunu. Hı-hı. Ne oldu? %30'unu kaybetti. Ne kadar kuru mısırım var? 70x. Elimde 70x kuru mısırım var. Bunu ne yapmak istiyorum? Patlatmak istiyorum. Patlat. Patlattığım zaman ne olur? Kuru mısır patlatındaysa ağırlığının %5'ini kaybedecek. 70'in %5'i ne yapar? 3,5. 3,5. 3,5'u çıkartacağım değil mi? 70'ten 3,5'u çıkart. 3,5 olur değil mi? 70'in %10'u 7 yapar. %5'i ise 3,5 yapar. Hı. 70'ten 3 çıkart. 67. 66,5. 66,5 x bu. Şimdi buna göre 1330 gram patlamış. Bu ne olacakmış? 66,5 x'in eğer 1330 olmasını istiyorsam, onunla genişlettim. 665 x onunla genişlettim. 1330. Hop, bir tane daha sıfır attım. Bunda bu ne yaptı? 2. X ne yaptı? 200. Değil mi? X 200 20. Yaptı. Yapmaz mı? Evet, pardon, özür dilerim. Şuna gitti. X 20 yaptı. Zaten büyük sıfır yap koydum. X 20 ise benden ne istiyor? Yaş mısır mı? 2000. Evet. Sizinki şu biraz daha özel bir çözüm. Özelim. Bir pardon sende. Bir okuldaki öğrencinin %50'si futbol, %40'ı voleybol, %35'i ise hem futbol hem de voleybol. Bir dakika ya, küme sosu çözüyoruz. Hı hı. Şimdi bakın arkadaşlar, ama küme sosunu %50 çözüyoruz. Futbol oynayanlar var, voleybol oynayanlar var, ikisini oynayanlar var, her ikisi de oynamayan öğrenci var. Ben sınıf mevcudunu 100x alıyorum. Hı hı. Şimdi %35'i hem futbol hem voleybol oynamaktadır. Ne kadar buradaki insanlar? 35x. Evet. %50'si futbol oynuyordu. Futbolun %50'si ise 50x'e bana kaç kaldı? 15x. %40'ı voleybol oynuyordu. Şurası 40x'ti, buraya kaç kaldı? 5x. 35, 15 da 50. 5 da 55. Hiçbirini yapmayan kaç insan var? 45x'i var. Hiçbirini yapmayan kaç öğrenci varmış? 360. 45x'in 360 olması için x'in 8 olması gerektiğini buldum. Sadece futbol oynayanların sayısı, sadece voleybol oynayanların sayısından kaç fazladır? 10x fazladır. 80. Cevap da 80 olacaktır. Evet, şimdi karışımlarla ilgili nasıl bir mantık kullanıyorsun Engin hocam sen? Gel kek yapalım seninle. Kek mi yapalım? Biraz şeker koyalım. Tamam mı? Biraz un koyalım. Biraz da su koyalım. Tamam. Şeker, un, su. Sus oldu, kek yapalım dedin. Şeker, su.
5 gram şeker koyalım. Hı hı. 3 gram un koyalım. 2 gram da su koyalım. Hı hı. Bu karışımdaki sen bana şeker miktarını söyle. Şeker onun yüzdesini söyle hatta. 5 bölü. Yukarıda şeker olsun o zaman, değil mi? O zaman ne oldu? 5, 10, %50'si şeker oldu. Çok şeker koyduk. Yani aslında aynı şeyi kullanıyoruz. Ben de genellikle saf madde bölü, sosyal medya gibi oldu. Saf madde artı su eşittir A bölü 100. Şu mantığı yerleştirmeye çalışıyorum öğrencilerin kafasına. Neden? Saf madde dediğimiz şey kimi zaman tuz, kimi zaman şeker, kimi zaman alkol oluyor. Karışımı aşağıya, saf maddeyi yukarıya yazarsanız, evet, saf maddenin tüm karışım içerisindeki oranını bulmuş olursunuz. Bunu A bölü 100'e eşitlerseniz de bu karışımdaki yüzdelik değeri bulmuş olursunuz. Ha, neden böyle bir ifade kullanıyorum Kesir? Şu yüzden. Çünkü bazen diyor ki karışıma şu kadar daha şeker ilave ettim. Saf madde her iki kısmı da ilgilendiriyor. Her iki tarafa da şeker ilave ediyorum. Şu kadar su ekledim ya da çıkardım. Su sadece aşağıyı ilgilendiriyor. Aşağıdan suyu çıkartıyorum veya ekliyorum gibi yöntemler kullanıyorum. Şimdi bakın. 15 gram şeker, 20 gram, 25 gram su. Saf madde şeker, sadece yukarıya yazılır. Aşağı ise saf madde artı su yazılır eşittir A bölü 100 dediğiniz anda bulacağınız sonuç aradığımız değer. Siz 15 bölü karışımdaki 40, şu anda şeker miktarını buluyorsunuz. A bölü 100, 5'e böl 3, 5'e böl 8, 8A eşittir 300'den kaç olacaktır? Kötü. 8A 300'den A eşittir, yok 75 bölü 2 olacaktır. %37,5. %55'i tuz olan elimde 100 gram bir tuzlu su var. Bakın elimde 100 gram tuzlu su var. Ama bunun %55'i tuz sadece. 55 gramı tuz. Hı. Karışıma 25 gram saf tuz ekleniyor. Tuz eklemek demek hem karışım miktarı artıyor hem de içindeki tuz miktarı da artıyor. Son durumdaki sorunun yüzde kaç olur? Dikkat! Son durumdaki sorun soruyor. Ben yer miyim? Yemem. Şimdi ben karışımdaki tuzu buluyorum. Normal diyelim. Karışımdaki tuzu buluyorum. 125, 50, 70, 80. 5'e böldüm 16. 5'e böldüm 25. 4 ile çarptım. %64 buldum. Şunu düzelteyim. %64 buldum. Karışımdaki tuz oranını. %64 tuz ise %36'sı su olacaktır arkadaşlar. Buna dikkat. %12'si alkol olan 60 litre alkol su karışımı ile %22'si alkol olan 40 litre alkol su karışımı karıştırılıyor. Yeni karışımın alkol yüzdesi. Hmm. Olay çok basit. Toplam karışımı vermiş zaten 60 litre. Ancak bunun %12'si alkol. Saf madde kısmına bakalım. 60'ın %12'sini hesaplıyor vurulacağım. 60'ın çarpı %12'si 72 olduğunu buldum. Artı 40 litre daha karışım geliyor ama bunun da %22'si. 40 çarpı 22 bölü 100. 8,8. 8,8 yukarıya eklediğimizde. Bakıyorum 15, 16 bölü 100 oldu zaten. Direkt olarak %16'dır diyebiliriz. Karışımdaki alkol karışımı litresi. %40'ı şeker olan 400 gram şekerli suyun. Şimdi ben normalde okuyorum. Elimde 400 gram var. Hı hı. Bu 400 gramın %40'ı. 400'ün %40'ını hesapladık Vural Hocam'la beraber. 160 gramı şekermiş. Hı hı. Bu normalde. Ah bunun 1 bölü 8'ini dökeceğiz. Ya senin 1 bölü 8'ini almayacağız arkadaş, kusura bakma. O zaman senin de 1 bölü 8'ini almayacağız. 160'ın 1 bölü 8'i 20. Ne kadar kaldı elimde? 140. Ne yaptınız hocam? O 20 gramı döktüm. Bunun da 400'ün 1 bölü 8'i 50 gramdı. Şu anda mevcut karışım 350 gram ve içindeki şeker miktarı. Yerine dökülen miktar kadar ne kadar dökmüştüm? 20 gram dökmüştüm. 50. 400'ün pardon özür dilerim. 400'ün 1 bölü 8'i 50 gram döktüm, dökmüştüm. 50 miktar saf su ekliyorum. Buraya ekliyor muyum? Hayır. Hayır. Saf su, su sadece aşağıyı etkiler. Şeker, alkol, tuz gibi saf maddeler her iki tarafı etkiler. Güzel. Neden buraya koymuyorum? Çünkü bu karışımdaki şeker miktarı. Elindeki karışım 400 gram oldu. İçindeki şeker ise 140 gram oldu. 4'e böldüm 100 gram kaldı. 4'e böldüm 35 oldu. Son karışımın %35'i şekerdir. 200 gram tuzlu suyun 1 bölü 4'ü buharlaştırıldığında kalan tuzlu suyun su oranı %80 oluyor. Buna göre başlangıçtaki tuz oranı yüzde kaçtır? Arkadaşlar az önceki ifadede 4'te 1'i 8'de 1'i dökülüyor idi. Döküldüğü zaman homojen bir karışım olduğu için tuzdan da gider, sudan da gider. Özür diliyorum.
Ancak buharlaştırma yapıyorsanız sadece ve sadece karışımdan su azaltırsınız. Diğeri buharlaşmaz. Şimdi başlangıçta bunun 200 gram olduğunu biliyorum. Ancak içerisinde ne kadar tuz var bilmiyorum. Evet. 1 bölü 4'ü buharlaştığında şu karışımın tamamı 200 gram. 200'ün 4'te 1'i gidecek. Yani 50 gram gidecek. Hop. Şu anda x bölü 150 oldu. Saf maddeye dokunamadım, oradan buharlaşmıyor. Son durumda su oranı %80'miş. Su oranı %80 ise tuz oranı %20 olmaz mı? Olur. Eşittir 20 bölü 100 diyelim. 2'ye böl 10, 2'ye böl 50. 50 ile 150'yi sadeleştir 3. X eşittir 30. Demek ki başlangıçta 30 gram tuz vardı. 200'de 30 ama dikkat edin. 200'de 30 ise %15 olacaktır. Başlangıçtaki oranı soruyor. Evet, hareket problemlerine geliyoruz. Şimdi hemen söyleyelim. Yüzde ve karışım problemlerinden sonra faiz problemleri de var idi müfredatta. Artık yavaş yavaş müfredatımız zayıflıyor. Zayıflamak derken daha çok öğrencilerin mantığına hitap edin. Ezber bilgiler vermeyin deniyor. Bizler de elimizden geldiğince bunu uygulamaya çalışıyoruz. Ancak bazı mantıkların öğrenilmesi gerekiyor. Örneğin hız zaman denklemlerinde. Önemli. Arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zaman da denebilir. Ya da ben genellikle nedense hız eşittir yol bölü zaman. Aynı formül aslında. Bunu kullanıyorum. Burada bilmeniz gereken şey aralarındaki orantı türleri. Mesela yolu sabit tutarsanız eğer hızla zaman arasında ters orantı vardır. Ne kadar hızlı giderseniz o kadar çabuk varırsınız. Yani hız artarsa süre azalıyor. Biz ters orantılı ifadeleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Hatırlayın oran orantı da çarpıyorduk. Ya da hızı sabit tuttuğumuzda yol ve zaman arasında doğru orantı vardır. Evet. Ne kadar çok yol giderseniz o kadar çok zaman alacaktır. Biz doğru orantılı ifadeleri ne yapıyorduk? Bölüyor idik. Burada birimlere özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Birim olarak genellikle kilometre bölü saat kullanılır. Örneğin 72 kilometre bölü saat bir aracın saatte 72 kilometre aldığını gösterir. Ancak bu adam geliyor bize kaç metre bölü dakikadır diye soruyor. 72 kilometre bölü saat 72 km bölü 1 saat demektir. Hı hı. Metre bölü dakika mı soruyor? Yukarıyı metreye, aşağıyı dakikaya çevireceksiniz. O yüzden birimler önemli. 72 kilometre kaç metredir? 1000 metre. Yani 1000 ile yanına 3 tane sıfır koyduğunuz zaman ne yapacağız bunu? Metreye çevireceksiniz. 60. 60 dakika. Bir sıfır gitsin. 7200'ü 6'ya bölün. 1200. Bakın ne oldu? Demek ki saatte 72 kilometre yol alan bir araç dakikada 1200 metre yol alıyormuş diyebiliriz. Şimdi 40 kilometre hızla gidiyorum. 3 saat gittim. 120 kilometre. Bakın biz verdiğimiz konuştuğumuz şeyi hemen çat diye çevirebildik. Ben 400 kilometre yol gitmek istiyorum. 4 saatte gitmek istiyorum. 100 basacaksın. 100'e gideceksin. 100'e gideceksin. 100 gideceksin. Yani size verilenden hemen bilinmeyeni çekmemiz gerekiyor. Burada o orantıyı kafanıza yatırdığınız zaman otomatik olarak oturuyor. Bir de bizler araç kullanan insanlarız ya. O yüzden kafamıza çok rahat yatıyor bu. Günlük hayattan düşünün lütfen. Her şeyi formül olarak düşünmeyin. Ancak burada karşılaşma ve yetişme problemleri de var. Hı-hı. Şimdi bu ifade size karışık gelebilir. O yüzden izah etmeye çalışacağım. Engin hocam sen aramızda diyelim ki 100 metre mesafe var. Şöyle çok harika. Birer tane örnekle açıklayalım ikisini de. Şimdi bu benim. Ben hızlı gitmek istiyorum yalnız. Tamam, bir de benimkini beni daha uzun istersen ve saçı eklemiş olmazsak çok sevinirim. Bu da sensin. Tamam. Şöyle bir tane pencere çizeyim. Parlıyor. Şimdi arada 100 metre mesafe var. Tamam. Engin'le birbirimize doğru geliyoruz. Ben 3 metre geliyorum. Sen 7 metre geliyorsun. Dakikada kaç metre? Ya ben dakikada 7 metre geliyorum. Her bir dakikada 7 metre sana yaklaşıyorum. Sen de her bir dakikada 3 metre bana yaklaşıyorsun. Soru şu. Kaç dakika sonra karşılaşırız? Şöyle, biz bir dakikada ne kadar yaklaşıyoruz? Birbirimize 10 metre yaklaşıyoruz. 10 metre. Şimdi her dakika bu böyle devam ediyorsa 100 metreyi kapatmak için 10 dakika boyunca yürümemiz gerekiyor. Gerçekten de hesaplayın. 10 dakikada ben 30 metre, Engin 70 metre, toplamda 100 metre olur. Güzel. O yüzden iki nesne birbirine doğru geliyorsa hız problemlerinde V1 artı V2 eşittir X bölü T formu uygulanır. Ancak bu tarafa doğru gidelim. Ben kaçıyorum Engin'den. Ben tabii ki hızlı gittiğim için her türlü seni yakalayacağım. Evet. Ancak aramızdaki mesafe 100 metre hala. Bakın
Engin bana doğru 7 metre geliyor ama ben diğer tarafa doğru 3 metre gidiyorum. Kaçışı var mı? Yok. Dolayısıyla Engin bana 4 metre yaklaşmış her olabiliyor. Dakikada. Her dakikada 4 metre yaklaşırsa bu 100 metreyi 25 dakikada kapatır. O zaman da diyoruz ki V1-V2 x bölü t. Çünkü dikkat edin hızların farkı kadar mesafe kapatıldı. Çok mantıklı da bunları formül olarak da ne yapabiliyoruz veremiyoruz. Şu şekilde de yazılabiliyor formüller t'leri karşıya attığınızda ve son hamle ortalama hız. Bunu sorulara gelince de söyleyeceğiz. Toplam yol bölü toplam zamandır. Aritmetik ortalama değildir. Dikkat. Evet, ilk hızlı sorumuz şu. 54 km bölü saat hız. 54 km bölü 1 saat. Bunu metre bölü saniyeye çevirmemizi istemiş. Saniye. 54.000 metre. 1 saat 60 dakikadır. 60 çarpı 60 saniyedir değil mi? Evet. 1 saat 3600 saniyedir. Doğru. Sıfırlar gider. Sıfırlar gider. 54'ü 6'ya bölersek 90. 90 bölü 6 15. 90 bölü 6 15. Demek ki bu aracın hızı 15 metre bölü saniyeymiş. Saniyede 15 metre yol alıyor. Işık hızı yaklaşık olarak saniyede 3 çarpı 10 üzeri 5 kilometre olduğuna göre saatteki hızı yaklaşık olarak kaçtır? Bu neymiş? Saniyede. Bir saniyede ne kadar yol alıyormuş? 3 çarpı 10 üzeri 5 kilometre. O zaman hemen bunu şöyle yapalım mı? 10 üzeri 8 metre yapalım mı? Niye? Metreye çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? İşte anlatsak mı öğrencilerimize nasıl çevireceğiz? Kilometre ile metre arasındaki farkın 3 sıfır olduğunu biraz... Şöyle. Kilometreyi metreye çevirmek için 1000 ile çarparsınız. 1000 evet. Demek 10 üzeri 3 demektir. Evet. Dolayısıyla 3 çarpı 10 üzeri 8 metre. Şu anda ne oldu? Metre oldu. Ama bu 1 saniyede. Benden ne istiyor? Saatteki hızı. Yani 3600'e çarpmam lazım ki 1 saati bulayım ben. Doğru mu? 3600 saniyedeki hızını bulmuş 3600 olacağız. Saniyedeki hızını buluyorum arkadaşlar. Kaç metre olduğunu. Hocam niye 3600 saniye? 3600 saniye demek 1 saat demektir. O zaman ne yaptım ben? 3 kere 36 108 size 2 sıfır daha eklendi. Çarpı 10 üzeri 10 metre buldum. Bunu bilimsel göstereyim mi? Olur. 1,08 hani bilimsel bir şey konuşuyoruz ya. 1,808 çarpı 10 üzeri 2 metre olacaktır arkadaşlar. Bilimsel gösterimi 8. sınıftan hatırlayın. Şuradaki sayının 1 ila 10 arasında olması gerekiyordu. O yüzden 2 virgül kaydırdık. Evet. Bir araç Ankara'dan Konya'ya 60 km saat hızla gidip 80 km hız saatle geri dönmüştür. Aldığı toplam yol 7 saat sürdüğüne göre Ankara-Konya arası kaç kilometredir? Şöyle yapalım. Ankara-Konya. Bu soru vardı. Resmederseniz işe daha kolay ulaşıyorsunuz yani. Gibi. Diyelim ki burası x kilometre. Buradan buraya 60 ile gittiyseniz eğer. Bu size gidiş sürenizi verecektir. Hı hı. 80 ile döndüyseniz bu da dönüş sürenizi verecektir. Gidiş artı dönüş toplam x bölü 60 eşittir 7 saatmiş. Güzel. O zaman buradan ben x'i bulabilirim. Seni 4 ile çarpalım. Seni 3 ile çarpalım. 7x bölü 240 eşittir 7'den. X eşittir 240 kilometre. Tabii her hocanın kendine bir bakış açısı var. Ben de şöyle yapıyorum. Hı hı. Gidiyorum Vuralcığım. X yoluna gidiyorum. Kaçta gidiyorum? 60'ta gidiyorum. Kaç saatte gidiyorum? T zamanında dönüyorum. Hı hı. Gidiyorum. Dönüyorum Vuralcığım. Kaçta dönüyorum? 80'e dönüyorum. 3 saatte gitseydim 4 saatte dönecektim. 2 saatte gitseydim 5 saatte dönecektim. T saatte gidersem gidiş dönüşüm 7 saat süreceği için 7 T saatte dönerim. Gittiğim yola döndüğüm yol birbirine eşit mi? Hı hı. 60 tane T 80 tane 7 T'dir. Bakın sıfırlar gitti. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. 3 tane T eşittir 28 eksi 4 tane T. 7 tane T'nin 28 olması T'nin 4 olduğunu gösterir. Ben T'nin 4 olduğunu bulmam. İster burada ister burada ne koyuyorum? 6 kere 4 yol 240 metre olacaktır. Ve geldik. Son soru. Evden işe giden bir memur 54 metre bölü dakika hızla yürürse işe ulaşması gereken normal süreden 4 dakika erken. Tamam. 36 metre bölü dakika hızla yürürse normal süreden 3 dakika geç varıyor. Buna eyvallah. Göre memurun eviyle işi arası kaç metredir? Şimdi memurumuz iki türlü. Ya 54 ile gidiyor ya da 36 ile. Normalde burası x. Evet. Aldığı sürede t saat diyelim. Hı hı. 54 ile giderse x kadar yolu
4 dakika erken t-4 olacaktır. Hı-hı, öyle değil mi? Hı-hı. Ancak 36 ile giderse x kadar yolu t+3 ile alacaktır. X'leri eşitleyelim yine. X'leri eşitleyelim. O zaman içler dışlar çarpımı yapmamız lazım. 54 çarpı t-4. Hı-hı. 36 çarpı t+3. Her iki tarafı 18'e sadeleştiriyor hocam. 3, 2. 3t-12, 2t+6'dan t-18 çıkacaktır. T-18 ise herhangi birisinde yerini yazın. 14 çarpı 54. Asla bulmuyorum. Evet. 216, 54, 756 metre olacaktır. Herhangi bir sıkıntı yoksa. Çok küçüğüz genelde. Evet, peki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.